Çocuklar merhaba. 10. sınıfın 1. FÖ'nün ödev kısmını çözmüştüm. Ama e, eski kitapta yeni kitapta güncellenmiş halinde değişen veya FÖ'ye eklenen yeni sorularımız var. Şimdi bu videoda bu yeni soruların çözümünü yapacağım. Başlayalım videomuza. E, i̇lk harfli gösteren sorumuz 1. Ödev testinde 3. sorumuz. Sorumuz şöyle. Bir banka güvenlik amacıyla her sabah 4 haneli ve farklı rakamlardan oluşan kasa şifresini değiştirmektedir. Buna göre banka son basma 5 olan kaç farklı sayı seçebilir? Son basma 5 gelecekmiş arkadaşlar. Yani son basma gelebilecek farklı durum sayısı 1. Diğer basmaklara ise birinci basma örneğin 0 gelebilir. 0, 1, 2, 3, nokta, 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 90 hepsi gelebilir. 5 hariç yani 9 durum var. Daha sonra 8 durum. Daha sonra 7 durum var. Tüm durumların çarpımı 72 çarpı 7 yani 504 farklı şifre oluşturabiliriz. Bu soruları çözmüştüm. Geçiyorum bunları arkadaşlar. Diğer videomuzda var. Altıncı sorumuz farklılık gösteriyor. Kümesin elemanları ile rakamları farklı. 3 basamaklı doğal sayılara yazılıp küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Baştan 13. sayımızı bulunuz. 3 basamaklı arkadaşlar 3 basamaklı en küçük sayımız ilk durumda başlangıçtaki ilk sayımız 3'tür arkadaşlar. Başa 3 koyalım. Başa 3 koyduğumuz zaman sırayı arkadaşlar bundan sonra 4 5 6 ikinci kademeye 4 5 6 gelebilir. Yani 3 durum var. Daha sonra 2 durum var çünkü rakamları farklı denmişti. Yani 3 ile başlayan 3 ile başlayan 6 tane sayımız var. İlk basamağa 4 yazdığımız zaman arkadaşlar ilk basamağa 4 yazdığımız zaman yine aynı şekilde bu defa 3, 5, 6'yı kullanabileceğiz. İkinci basamak için yani 3 durum var. Sonra bunlardan bir tanesi gitti. 2 sayımız kaldı. Yine 6'yı bulduk. Dikkat edelim arkadaşlar. Şu anda toplamımız 12 oldu. Yani 3 ile başlayan ve 4 ile başlayan sayı adedi bize 12 tane sayı yazdırdı. Şimdi sıradaki sayı 13. sayı olacak. Bizim istediğimiz sayı o. Yani 5 ile başlayan, 3 ile başlayanı bulduk, 4 ile başlayanı bulduk arkadaşlar hepsini. Şimdi 5 ile başlayan ilk sayımız, ilk en küçük sayımız kimdir o? 534 şeklinde yazılabilecek olan sayımız. Yani 534 bizim 13. sayımız öyleyse. Evet, diğer ödev föyünde 4. soruya geçiyorum arkadaşlar. Bu soru da bu föye de eklenmiş bir soru. Bunlar birazcık vakit isteyen arkadaşlar. Ee, kötü sorular aslında bence bu konu için ama işlemimizi geliştirir. Bu anlamda da iyi sorular. Şimdi çözelim. Kümesin elemanları kullanılarak rakamları farklı. 4 basamaklı doğal sayılara yazılıp küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. 2540 sayısı baştan kaçıncı sıradadır? Şimdi arkadaşlar 4 basamaklı sayılarımızı yazacağız. Öncelikle ilk basamağı 1 olanlar kaç tanedir? İlk basamağa 1 geldiği zaman burada 1 durum var. İkinci basamağa kimin geldiğinin bir önemi yok. Yani 0, 2, 3, 4, 5 bunlardan bir tanesi gelebilir. Kaç durum yaptı? 5 durum yaptı. 5, 4, 3 her seferinde 1 eksilecek. Yani şu anda 60 tane sayı buldunuz. 1 ile başlayan. Peki ikinci basamağımız bu defa 2 ile başlasın. Ama 2 ile başlaması yetmiyor arkadaşlar. 2'den sonra gelecek olan sayımız 5 olmasın. Çünkü 5 biraz düzeni karıştırıyor. Onu biraz sonra inceleyeceğiz. 5 haricinde bir şeyle devam etsin. 0, 1, 3, 4 bunlardan bir tanesiyle devam etmesi lazım. İlk basamakta bir durum var. Daha sonra 4 durum var. Daha sonra kimin geldiğinin bir önemi yok arkadaşlar. 2 tanesini yazdınız. yere, kaç sayımız kaldı? 4 tane sayımız kaldı değil mi? 2 rakam kullanıldı. 4 durum var. Daha sonra 3 durum var. Buranın çarpımı 48 yaptı. Güzel. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. İlk basamağımızda 2 olsun. ikinci basamağımızda ise 5 olsun. 5'i az önce dikkat edin. Burada kullanmamıştım. Sebebi buydu. Çünkü bunu ayrı başlık altında inceleyeceğiz. Buraya bir durum var. Bir durum burası var. Evet sayımızın ilk basamağı 2. Daha sonra 5. Daha sonra burası arkadaşlar 4 haricinde bir şey gelsin. Yani 0, 1, 2 kullandım zaten. 3 gelsin 5'i yazma hakkım yok çünkü 5 zaten kullanıldı başta duruyor 0 1 3 4'ü kullanamıyorum 3 durum var arkadaşlar daha sonra buraya da 3 tane sayı yazdığım için devamına da 3 tane herhangi sayı gelebilir 0 1 3'ten sonra kimler gelebilir 1 gelir 3 gelir 4 gelir gibi yani burası da 9 yaptı. Evet arkadaşlar şu anda 2500 0 1 3 ile devam eden sayı dediğini bulduk en son ve şimdi istediğimiz sayıya geldik. İlk basamağı 2. İkinci basamağı 5. Üçüncü basamağı 4 olan Bakın burada 4'ü kullanmamıştık bundan dolayı. Çünkü 4'ü ayrı başlıkta yazıyoruz. Kaç tane sayı vardır? Buraya bir durum var. Bir durum, bir durum. Son duruma kimler gelebilir? İlk gelecek olan sayı zaten 0'dır arkadaşlar. Buraya ilk gelecek olan küçükten büyüğe yazıyorsunuz. İlk gelecek olan sayı 0'dır. Yani buradan bir durum var. Peki şimdi tüm durumları toplayacağız. 60, 48 daha 108, 9 daha 117. Bir de burada var 118 bizim 2540 sayımızın sırası. Evet devam ediyorum. 5. sorumuz kümesin elemanları ile 5 ile tam bölünebilen 3 basamaklı 3 basamaklı 5 ile tam bölünebilen ve rakamları farklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir. Hemen iki, iki tane başlık açtım arkadaşlar. Çünkü son basamağımız 0 olabilir. Son basamağımız 5 de olabilir. Çünkü her ikisi de son basamağa geldiği zaman e, sayımızı 5'in katı yapıyor. Ayrı başlıklar dinceliyoruz Çünkü arkadaşlar 0'ı başıboş bırakamazsınız. Bu 0'ı kontrol altında tutmamız lazım. Şimdi son durumda e, ilk durumda sondaki sayımız 0 ise buraya bir durum geliyor. 0'ı kullandığımız için i̇lk durum arkadaşlar şu anda 2, 3, 4, 5, 6. Bunlardan bir tanesini yazma hakkınız var. 2, 3, 4, 5, 6. Yani kaç durum var? 5 durum var. İkinci sıraya 4 durum istediğinizi yazın. Yani sonu 0 olan 20 tane sayınız var. İkinci durum inceleyelim, inceleyelim şimdi. Burayı sildim. Son basamağımız 5 arkadaşlar. Bu defa ilk basamağı 0 hariç bir şey yazabilirsiniz. 0 hariç yani 2, 3, 4, 6. Burada 4 durum var. İkinci basamakta artık sıfır yazılabileceği için eleman sayısını bir eksiltmiyoruz. Buradan da 16 sonucu geliyor. İkisinin toplamı 36. 36 tane 5 ile bölünebilen 3 basamaklı rakamları farklı sayı yazabiliriz arkadaşlar. Bu bizim 5. sorumuzdu. Devam edelim. Evet bu soru da bu feyde eklenmiş. 1'den 40'a kadar olan doğal sayılar aşağıdaki bayrakların üzerinde soldan sağa doğru sıralanıyor. Bir bayrak bu bayraklar içinden seçilen ardışık en tane sayının toplamı. Ardışık en tane sayının toplamına sıralı enli deniyor. Buna göre kaç parti sıralı altını vardır? Yani sıralı altılıyı 6 altı tane ardışık sayı arkadaşlar buradan kaç farklı şekilde seçebiliriz? Sayılarımızı yazalım. Anlaşılması daha basit olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nokta 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 nokta. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Şimdi arkadaşlar ilk baştan başlıyorum. Birinci sıralı altılım. Birden başlayıp 6'ya giden sayılar bu sıralı altılardan bir tanesi. Veya 2'den başlayıp 7'ye gideriz. Veya 3'ten başlayıp 8'e gideriz. Veya 4'ten başlayıp 9'a gideriz. Anladınız mı arkadaşlar? İşte bunlara soru sıralı altılı diye isimlendirmiş. Bizim bu şekilde pıt 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 altıları tek tek yana doğru taşıya taşıya en son gittiğimiz altı arkadaşlar. 40'dan başlayın bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet son altımız 35 ile 40 arasındaki altıdır. Bunun bir sahne geçemezsin. Çünkü 36'dan sonra 6 tane elemanımız kalmamış oluyor. Bu olmaz. O halde arkadaşlar ilk altımız 1'de başladı. Son altımız 35 ile başladı. 1'den 35'e kadar toplam 35 tane eleman vardır. O halde burada 35 tane sıralı altı vardır diyeceğiz. Bunları çözdüğümüz sorular. Evet bu üçüncü soru farklı bir soru. Arkadaşlar A'dan B'ye gidecek. B'den daha sonra da A'dan B'ye B'den C'ye gidiyor. Sonra da geri dönüyor. Ama diyor ki gidişte kullanılan yol dönüşte aynen kullanılmamak şartıyla kaç farklı şekilde A'dan C'ye gidip geri dönülebilir. A'dan C'ye arkadaşlar nasıl kaç farklı şekilde gideriz? A'dan B'ye 5 yol var. B'den C'ye 3 yol var. 5 kere 3 15. Yani A'dan C'ye gidiş sayısı 15 arkadaşlar. Ee, bunu şöyle yazacağım. A'dan C'ye gidiş sayısı 15. A, C'den A'ya dönüş sayısı arkadaşlar. 15 diyemiyoruz. C'den A'ya da hocam 15 yol vardır. Hayır diyemiyoruz. Çünkü adam ne diyor? Gidişte kullanılan yol aynen. Yani gittiğin yol hangisi ise işte onu dönüşte kullanmayacaksın. O halde dönüşte kullanacağın yol hakkın bir eksilmiş oluyor. 14 tane yol hakkın kalmış oluyor. 14 çarpı 15 210 buranın cevabı. Bu soruyu şeyle karıştırmayın arkadaşlar. Gidişte kullanılan yol dönüşte kullanılmayacak deseydi yani şuradaki aynen ifadesi olmasaydı olmasaydı sorunun cevabı şöyle olacaktı. 5, 3, 2, 4 olurdu. Yani 15 çarpı 8 120 olurdu. Bu da, da var ama cevap 120 değil arkadaşlar. Bunun cevabı 210. Çünkü aynen kullanmış burada. Aynısını kullanmayacaksın. Gittiğin istikameti kullanmayacaksın. 15 tane istikametin var. Bunlardan bir tanesini kullanmayacaksın. Yolu kapatma. Sorumuz. E, Öğretmeni Örtmenin pekten aşağıdaki soru çözmesini istiyor. Bir sepet 3 farklı tür elma AFG vardır. 3 farklı portakal vardır. FVH. Ha. Bu halde bu sepetten bir elma ve bir portakalı kaç farklı şekilde seçilebilir. Bunu diyagram üstünde gösterilmiş ağaç şemasıyla çözümlü ağaç diyagramında çizmiştir. İpek soruyu doğru çözdüğüne göre x ile hangi sırayla? da iki Arkadaşlar H neydi? Hamlin portakalıydı. Ve Washington buraya o halde F gelmesi lazım. Finike portakal daha sonra her portakal için her elmanın elmanın 3'ünü yazması lazım. Yani AFG, 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 AFG. A, F, G, A, F, G. Evet bu şekilde bir dağılım yapılması lazım. Buradan Y'nin G olduğunu, Z'nin de F olduğunu rahatça görüyoruz. Faruk'un gittiği spor salonları herkesin kullanmaya geç şifreli dolap verilmektedir. Oluşturmaktadır. Faruk çok her bir yerine dolanmıştır. Eşlerin koyduğu dolap yukarıdaki 4 dolaptan bir tanesidir. Dolabın şifresi ardışık ve artan ya da azalan sırayla 4 rakamdan oluşmaktadır. Fargo en az kaç denemede eşyalarını koyduğu dolabı bulur. Evet bir defa doğru dolabı bulabilmesi için 4 farklı dolaptan bir tanesini bulması lazım. Diyelim ki doğru dolabı buldu. Doğru şifreyi girmesi lazım. Şifreyi nasıl oluşturabiliyor bu arkadaşımız arkadaşlar? 0, 1, 2, 3 şeklinde 1, 2, 3, 4 şeklinde veya 2, 3, 4, 5 işte efendim veya en son noktada ne gelecek arkadaşlar? 9, 8, 7, 6 şeklinde dörtlü bir sıra yani burada toplam kaç eleman oldu? 7 tane şifremiz var. 4 çarpı 7. Çarpı 2 diyeceğim arkadaşlar. Çünkü tüm bu şifreleri küçükten büyükten küçüğe doğru da denemesi lazım. 3, 2, 1, 0 denemesi lazım. 4, 3, 2, 1 denemesi lazım. Çünkü neden? Burada artan veya azalan sırayla olduğunu biliyor. Çünkü hangisi olduğunu bilmiyoruz biz. Hepsini düşünmemiz lazım. İşte bu çarpımın sonucu 56 yapar. 56 farklı denemenin sonucunda arkadaşımız dolabını açacaktır. el evet, bir elektrik dağıt abone ölçüş, şöyle demektir. Abone numaraları 7 basamaklı bir sayıdır. Abone numarasının soldan birinci sayısı ilçe kodunu buraya iyi diyelim. İkinci sayısı mahalle kodunu buraya mahalle diyelim. Kodunu içermektir. Sonraki 4 basamakta 0'dan 9099'a kadar 4 tane sayımız vardır. 4 basamaklı sayımız, 4 rakamımız vardır. Son hane ise sayış numarasının 10 ile bölümünden kalan yazılacaktır. Yani buraya da bir rakam yazılacaktır diyelim arkadaşlar. Burada bir temsile bir örnek verilmiş. 9 ilçesi olan yerine 9 geliyor. 8 ilçenin 9 ilçesi ve her ilçenin 8 mahallesi olan yani mahalleye 8 geliyor. Bundan bir ilde kurallara göre en çok kaç farklı abone numarası vardır? Arkadaşlar buraya gelebilecek olan sayı adedi 10.000 tane yani sıfırdan başlayıp 9.999'a kadar kaç farklı sayı vardır? 10.000 tane sayı vardır. 1, 2, 3. Evet sıfırımı doğru bir şekilde attım. 9.999 tane değil arkadaşlar. Sıfırın 4 tane sıfırı da bir eleman olarak düşünüyorsunuz. Toplam eleman sayısı 10.000 yapıyor. Çarpı Sona gelecek olan rakam sayısı 10 tane rakam olduğu için 10 farklı durumla en sona gelir. Çarpmamızı yapalım. 72 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sıfır koyacağım sonuna. 3, 4, 5. Yani 7 milyon 200 bin oldu. Bu da E şıkkındaki cevabımızdır arkadaşlar. Evet burada bölümümüzü bitiriyoruz. Diğer ödev kısmında arkadaşlar görüşmek üzere.